Yaklaşık 3320 metredeyiz. 3330 metredeyiz. Ve çobansız bir sürü yanımıza geldi. Demek ki yolu biliyorlar Yunus abi. Biliyorlar. Gerçekten çok ilginç ya. Bunlar bize yoldaş olamaz. Bunlar bizi geçecek artık. Bunlar buranın şey sahibi bunlar. Değil mi canlar? Bakın bakalım kameraya. Arkadaşlar, şu karşıda gördüğünüz koyunlar, bakın kayanın tam sırtından gidiyorlar. Muhteşem ya. Bu koyunlar bizden arkadalardı. Geldiler, geçtiler ve tek başlarına gidiyorlar. Başlarında herhangi bir çoban falan yok. Gördükleri yere bakın arkadaşlar. Muhteşem bir güzellik. Şu gördüğünüz yerden sol taraftan gidecekler. Yolları belli yani, buradan gözükebiliyor. Yürürken de taş yuvarlıyorlar bir taraftan. Şeylerimize kar dolduruyoruz. Ve bu kar eriyecek, su olacak. Değil mi insan? Yürüyüşümüz devam ediyor. Bir de size varmadan son bir engelimiz kaldı. Akkuyuk salama sırtı. Karşı taraf. Oraya vardığımız zaman medresi tam karşımıza gelecek. Bu kar her zaman burada oluyor yalnız, onu söyleyeyim. Ne zaman gelsek bu kar orada. Ve bizim için adeta kurtarıcı rol oynuyor, değil mi Yunus abi? Çünkü kar demek su demek. Su ihtiyacımız karşılıyor. Kızılbük Tepesi adını sol tarafta gördüğümüz kızıl taş döküntülerinden alıyor. Saatlerimiz 9.22'yi gösteriyor. Ve artık belediyemiz için son etaptayız. Burası Akkuyuk Salama Sırtı. Gördüğünüz karşı taraftan bizim önce yanına varacağız. Sonra da zirveye çıkacağız. Medetis Tepesi'nin hemen dibine geldik. Artık zirve tırmanışımız başlıyor. ...3510 metre civarındayım şu anda. Zirve noktası tam karşıda, gördüğünüz gibi defter ve kutu orada yer alıyor. Medetis Tepesi'nin zirvesi için artık son metrelerim. Ve artık zirvedeyim. Merhaba Medetsiz. Bugün 8 Ağustos 2020, saatlerimiz 10.38'i gösteriyor. Yunus Tekin abimizle beraber Medetis Tepesi'nin zirvesine ulaştık ve Türk bayrağını açıyoruz. Bu benim toplamda 4. zirvem. Yunus abi, senin kaç oldu? Aynı oldu. Sen de aynı olması lazım değil mi? Güzel, keyifli bir yürüyüş oldu. Gururluyuz. Buradan artık Kızılbük Tepesi'ne doğru gideceğiz.
Karşı tarafta Demirkazık Dağı çok net bir şekilde gözüküyor, Aladağlar. İleride Erciyes Dağı var. Sol tarafta da Hasan Dağı var. Metis Tepesi'nin zirvesinden etrafı, bölgemizi izlemeye devam ediyoruz. Medetsiz karşı taraf arkadaşlar. Karşı taraf Medetsiz. Şimdi biz rotada bir değişiklik yaptık. Normalde karşı taraftan Kopuk Gölü tepesi, onun eteklerinden karşıdan inecektik ama Yunus abiyle son anda bir değerlendirme yaptık ve bu gördüğünüz yerden inmeye karar verdik. Ve burası tabi biraz risk taşıyor ama burada inersek zaman olarak çok büyük bir karımız olacak. Değil mi Yunus abi? Bayağı bir hem mesafe olarak hem zaman anlamında karımızın olacağını düşünüyoruz. Hadi bakalım, iş başlasın. Rastgele. Medetsiz'in kuzey yüzü burası. Şu gördüğünüz saçlı yerden uçurumdan iniyoruz. Daha doğrusu inmeye devam ediyoruz. Daha biraz da yolumuz var. Önce Alişan çukurlarına, oradan da Kızıldöpük tepesine doğru yürüyüşe devam edeceğiz. Karlı bir kulvardan yürüyoruz. Metrelerce kar var burada. Medetsiz'i ardımıza bıraktık. Geçtiğimiz yıl tam şu gördüğünüz yerden tırmanmıştık. Tehlikeli bir yerde. Şu anda Kızıldöpük mevkiindeyiz. Ardımızdaki yer Kızıldöpük tepesi. Yürüyüşümüzün en zor yeri. Karşı taraf şimdi Yunus abi alıyor kamerayı. Kızıldöpük tepesine doğru tırmanışa devam ediyoruz. Burada kılbır diyorlar buna. Hayvanların barınması için, çobanların barınması için bir yer yapılmış taşlardan. Yalnız çok muazzam bir şey yapıt olmuş bu. Yani çok emek harcamış buraya. Kızıldöpük tepesine doğru tırmanışımız devam ediyor. Zorlu bir tırmanış oldu. Neredeyse 75 derecelik bir açıdan tırmanış yaptık. Bu arada üzerimize bulut geliyor, yağışlı hava geliyor. Yani 20 gündür yağmur yoktu. Bulut yoktu daha doğrusu. Bugün biz zirve yaparken yağmur geliyor. Kızıldöpük tepesinin zirve hattı bizi bayağı yordu.
Ama artık az kaldı. Zirveye artık çok az kaldı. Karşı taraf zirve. Ve Darboğaz'ı görüyorum buradan. Memleketimi görüyorum. Meydan yolunu görüyorum. Harika bir yer burası. Artık Kızıldök Tepesi zirve için son metreler. Son metreler artık. Ve yavaş yavaş zirvedeyim. Ve artık zirvedeyim. Evet. Kızıldük Tepesi'nin zirvesi burası. Bolkar Dağları'nın en yüksek 3. noktası burası. İnanmakta zorlanıyorum. Yani Kızıldük Tepesi'nin zirvesinde keçiler var. Kızıldük Tepesi'nin zirvesi burası. 3451 metredeyiz. Bolkar Dağları'nın 3. yüksek zirvesi. Yorucu bir zirveydi bizim için. Şu gördüğünüz yerden tırmandık arkadaşlar. Dik bir şekilde tırmandık. Tabii normal şartlarda belki bu kadar yormazdık ama yani uzun bir yoldan geldik. Bir de zirve hattı çok yumuşak ziminde. Bizi çok zorladı. Bölgenin bence en heybetli tepesi burası. Karşı tarafta Tahtakayas Tepesi. Koyça tepesini görüyorsunuz. Yürüyüşümüzün en kritik yerine geldik. Doğru mu Ünsü abi? Doğru. Şimdi şu uçurumlu kayayı aşmaya çalışacağız. Bunu aşarsak olay bitti. Yani yolumuz açık, önümüz açık. Koşar adım gideceğiz ama bunu aşamazsak ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum abi. Aşağısı uçurum. İşte en kritik yere geldik bakalım. En kritik yer. Kaya tırmanışı yapıyoruz Yunus abiyle beraber. Evet, aşağısı uçurum. Önümüze çıkan o sarp kayayı aşmaya çalışıyoruz. Burayı aşarsak artık yolumuz kolaylaşacak. Saatlerimiz 16.07'yi gösteriyor. Şu anda Konya Aşağı geçitindeyiz. Buradan tempo bir şekilde meydan gelsin diyeceğiz. Akşama inşallah köyümüzde olacağız.